Yaz aylarının gelmesiyle beraber İstanbul, Hatay ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok yanında orman yangınları çıkmaya başladı. Şimdi bu yangınların nedenlerini ve çözüm yöntemlerini Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş'la konuşacağız. Sayın Durmuş, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Durmuş, Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangınları çıkmaya başladı. Müdahaleler oluyor, ancak sizce ne derecede oluyor? Yani yeterli derecede müdahaleler yapılıyor mu? Neler yapılması gerekli? Orman yangınları nasıl önlenebilir? Öncelikle bu konu çok önemli. Yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve orman yangınlarında cansiperane çalışmakta olan orman emekçilerine Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Gerçekten dünyanın en zor işini yapıyor bu emekçi arkadaşlarımız. Ve hepiniz tanık olmuşsunuzdur. Bu mücadele esnasında yaralanan ve hayatını kaybeden emekçilerimiz var. Daha 3 hafta önce maalesef İzmir'de bir orman emekçisi yangında şehit oldu. Onunla da Tanrı'dan rahmet diliyorum. Şimdi aslında biz Türkiye'de orman yangınlarını ne yazık ki bir sonuç üzerinden tartışıyoruz. Yani yangın çıktıktan sonra neden işte kaç tane helikopter vardı, gece görüş helikopter var mıydı, uçak var mıydı üzerinden. Esas sorun koruyucu tedbirler yani önleyici tedbirlerin alınmamış olmasıdır. Bakın devlette öngörüsüzlük olmaz. Bunun altını çiziyorum. Devlet öngörülü olmak durumundadır. Bugün Orman Genel Müdürlüğü 184 yıllık geçmişi olan ve geçmişinde de dünya ormancılığında yeri olan bir kurumdu. Ne yazık ki son 20 yılda giderek orman yangınları değil ormancılık faaliyetlerinin niyeti değişti. Amaç değiştiği için maalesef yıkıcı sonuçlar alıyoruz. Burada en önemli olay, hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Çocuğu destiyle suya gönderirken önce dövüyor. Niye dövdünüz diye sorduklarında testi kırıldıktan sonra bir anlamı yok dövmenin diyor. Tabii ki biz birilerini dövmeyelim ama bu kurum maalesef önleyici tedbirleri almıyor ve kurumun hafızası yok sayıldı. Yani oysa korunma tedbirleri alınmalıydı. Bakın geçmişte orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik olarak imkan yoktu. Başta orman köylüleri ve orman emekçileri yangını söndürüyordu. Ellerindeki teçhizat, kazma kürek ve şaplak dediğimiz aletlerle orman yangını söndürülürdü. Bugün ise Orman Genel Müdürlüğü'nün elinde dünyanın en gelişmiş teknolojisi var. Yani ilk müdahale araçlarından arazözüne, iş makinelerine, helikopterine ve uçağına kadar kiralık da olsa aletler var. Ama burada insan kaynakları yok sayıldı. Öncelikle orman köylüsünün ormanla ilişkisi kesildi. Yani burada orman köylüsü Peki ne en zaman önemli oldu unsurdu. bu Sayın Durmuş? Bu Yani ne aslında zamandan beri böyle? 19 şöyle söyleyeyim, değişim süreci dediğimiz neoliberal politikaların dünyada uygulanması Türkiye'ye de yansıdı. Özellikle Hangi 80 sonrası. yıllarda Türkiye'de daha çok bunu Ya, hissetmeye başladı? bunu son 20 yılda ve son 5 yılda çok açık hissediyoruz. Yani geçmişte insan kaynağı çok önemsenirdi. Dedik ya ormancılık politikaları öncelikle orman köylüsünü koruyucu politikalar vardı. Giderek orman köylüsünün elindeki işi alındı elinden. Yani ormanda kesme, sürütme, taşıma dediğimiz işler, faaliyetleri orman köylüsü yapardı ve ormanla bir aidiyeti vardı. Yani bir hısımlık ilişkisi vardı. Ama giderek orman köylüsünün işi alınıp tüccara verildi ve tüccar orman köylüsünü değil ucuz iş gücünü tercih etti. Ve bu tercih giderek orman köylüsünü koparttı. Oysa orman yangınlarında en önemli etken yerinde ve zamanında müdahaledir. Yani yangın çıktığında ilk müdahale yaparsanız örtü yangını deriz ilk aşamaya. Yani yerdeki çalı çırpı veya kuru otlardan çıkmış hali. Buna zamanında müdahale edilirse yangını önlemede %80 başarı elde edilebilir. Ama gecikir. Eğer gövdeye erişmişse yangın ikinci aşama dediğimiz burada başarı şansı %50'ye düşer. Gövdeyi de geçip tepeye ulaşmışsa yangın, tepe yangını başarı şansı %20'nin altına düşer. İşte burada zaman ve kişiler çok önemlidir. Yerinde ve zamanda dediğimiz olay burasıdır. Eğer insan kaynakları yok edilmişse elimizdeki teknoloji işe yaramaz. Bir başka şey, yetişmiş eleman yok.
Yani liyakat gözetilmiyor. Maalesef işlendirilen amirler yandaşlık üzerinden işlendiriliyor. Sorun burada. Ya oysa bakın, yeni bir şeyi keşfetmeye gerek yok. Akdeniz kuşağında ve dünyada özellikle iklim değişikliği giderek daha da yakıcı hale gelecek. Bunun için müneccim olmaya gerek yok artık. Yani bilim yanılmıyor. Bakın 2021 yılında dünyanın en kötü dönemini yaşadı Türkiye. Yani Akdeniz kuşağında, daha doğrusu sadece Türkiye değil, Akdeniz kuşağındaki ülkeler yaşadı. Oysa bilim insanları bu konuda için birkaç yıl önceden uyarmıştı, tedbir alın diye. Hiçbir tedbir alınmadı. Yani bakın, şova yönelik birileri itibardan tasarruf edilmez dediler. 2000 yılında bir şey çıkarttılar. Yangın ödeneğinde ihalesi sınırsız harcama yetkisi. Ama ne yaptı Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri? Kendilerine itibardan tasarruf edilmez diye o zamanki fiyatla bugün 7 milyon 8 milyon olan değeri lüks araçlar satın aldılar yangın ödeneğinde. Oysa Buyurun. Yani sen burada ormanın sürekliliği düşünülmek zorunda. Orman doğal varlıktır ve yaşam alanımızdır. Bu alan korunmazsa eğer, ve burada bir başka yanı daha var. Bakın, orman yangınlar sonrası birçok vurgunlar yaşandı. Yanan alanlardaki orman envalinin satışı piyasanın onda birine, yandaş büyük firmalara verildi. Ve inanın artık ben şu konuda kuşkuluyum. Geçen hafta Çanakkale'deydim ve Çanakkale yangınının bir hafta önce ihbarı geldi. Çanakkale'de iki yerden yangın çıkarılacak dendi ve hiçbir önlem alınmadı. 1900 hektar alan yandı. Bunun 1300 hektarı o köylülerin tarım alanıydı. 600 hektarı orman alanı. Yani bilinçli olduğu konuda, bakın bilinçli olduğu konuda ihbarlar geldi. Yangın çıkarılacak dendi. Kim tarafından? O alana satın alacak kişiler tarafından. Yassı leva yonga dediğimiz ham madde için ürün bulamayan şirketler çıkardı, ihbarı geldi. Peki sizce neden müdahale edilmedi Sayın Durmuş? Şimdi tabii ki burada yalnız şunu söylemek isterim. Kimseyi de bu konuda suçlamak istemiyorum. Bize de ihbarlar geliyor. Onlarca ihbar gelir. Bunlar ne kadar gerçekçidir bilinmez. Çünkü Türkiye halkı giderek özellikle ormanlar konusunda duyarlı hale dönüştü. Bana da geliyor ihbar. Ya işte orman alanına iki şüpheli şahıs girdi. Gidin bunu önleyin. Tam olarak bilemiyorsun. Kimdir? Gerçekten şüpheli midir? Ve her yere de yetmek mümkün değil. Ama bakın, bir tercih meselesi var. Ormanda bir kural vardır ve bununla ilgili emir de var. 2019'da Orman Genel Müdürlüğü bir emir yayınladı. Dedi ki, büyük şirketler, tahsis alan şirketler, yani orman ürünü işleyen şirketler, eğer yasalara aykırı bir suç işlerse 5 yıl boyunca o insanlara iş verilmez. İhaleye giremezler, kendilerine tahsisen ürün verilemez. Ama bakın, bir isim vereceğim. 3 kez, 4 kez şirket adı değişti. Keşan'da büyük olaylar oldu. Bundan 4 sene önce. Orada suçlu bulunan şirket 2 kez daha adını değiştirdi. Ama her yıl kendisine iş verildi. Suçlu bulundu. Şu an şirketin yetkilisinin bir tanesi hala içeride. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Ama o şirkete hileyle tahsisen iş veriliyor. Yani kurum kendi koyduğu kuralı çiğniyor. O zaman tercihini kimden yana yapıyor? O şirketlerden yana, sermaye şirketlerinden yana. Ve bugün bakın, çok acıdır. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin 2023 yılındaki planlı üretim yapılması gereken miktar 17 milyon metreküp. Ama bu tarih itibarıyla 40 milyon metrekübü geçti. Yani plansız bir üretim söz konusu. Bugünkü tarih itibarıyla, yani 6. ayın sonu itibarıyla bu 40 milyon metreküpü geçti. Yani böyle giderse, bakın şu anda bizim amenajman planı dediğimiz planlarımız vardır. Biz bu plan dahilinde üretim yaparız ormanda. Planın dışında olağanüstü üretim olur. Nedir? Öngöremediğimiz, işte yangındır, sel felaketidir gibi olaylar olursa oradaki ürünü de üretime katarız. Bu da incelenerek, onay alınarak yapılması gerekir. Ama evet, keselim satalım, tahsisten talep var dediğinizde, bakın bir fabrikanın ürün çok üretmesi kârdır, faydadır, ama ormanda çok üretmek zarardır.
Çok evet. üretmek, çok kesmek demektir. Neyi keseceksiniz? Hı-hı. Yaşam alanlarımızı. İşte ormana bakışta ciddi bir sıkıntı var. Eğer biz ağaca fonksiyonel faydası bakımından bakarsak doğru bir bakış olur. Nedir fonksiyonel? Ağacın aslında temel görevi insanlara temiz havayı sunmak ve su kaynaklarını dengelemektir. Ama sadece ağaca tomruk, odun, ham maddesi diye bakarsak işte yanılırız. Eğer bu ormanların sürekliliğini sağlamayıp sırf rantsal değer, bugünü kurtaralım gerisi ne olursa olsun bakarsak eğer yanlış yaparız. Bir başka sorun. Bakın Avrupa'nın özellikle yassı leva dediğimiz MDF sunta, yani mobilya sektöründe, ahşap sektöründe kullanılan ham maddeler, özellikle Avrupa ve gelişmiş ülkeler kendi ülkelerinin doğal varlıklarına dokunmuyor. Bunun bir yanı daha var. İklim krizi herkesi yakıyor, dünyayı ilgilendiriyor. Gerek 2015'te ve ben o iklim zirvelerine katılan biriyim, gerekse 2021'de, yani Paris İklim Zirvesi ve Glasgow'daki sözleşmelerde ülkeler taahhütte bulundu. Dediler ki biz karbon salımını dengeleyeceğiz, orman varlıklarımızı koruyacağız ve orman tahribatını engelleyeceğiz. Ama tam aksi oldu Türkiye'de. Avrupa veya gelişmiş Amerika gibi ülkeler kendi doğal varlıklarına dokunmuyor ama ham madde ihtiyaçlarını bizden temin ediyor. İşte evet. Fransız düşünür Jean-Paul Sartre'nin şu sözü çok önemli. Diyor ki savaşı zenginler çıkartır ama yoksullar ölür. İşte dünyada maalesef kapitalist sistemin kendi rantsal çıkarı adına bizim yaşam alanlarımız, doğamız yok ediliyor, yok sayılıyor. Bakın 1980'de çıkan orman yangını adediyle 2021'de çıkan yangın sayısı arasında sayısal olarak fark yok. Ama 2021'de yanan alan 80'dekinin tam 10 katı. Evet. O zaman bir sorun var. Oysa 80'de teknoloji yoktu. İnsan kaynaklarıyla yangını söndürüyorduk. Evet. Şimdi en gelişmiş teknoloji olmasına rağmen böyle bir yıkım yaşıyorsak işte burada önemli olan insan kaynaklarının yok sayılmasıdır. Evet. Bu kaynakların verimli kullanılması ve koruyucu önlemlerin alınmasıdır. Bakın geçmişte 80'li 90'lı yıllara kadar orman köylüleri yangın mevsimi dediğimiz, hani mevsimsel olarak Mayıs'ın 15'inden sonra yol kenarındaki ölü örtüleri, yani gazelleri yangına hassas olan materyalleri toplar, kontrol olarak imha ederdi. Ve köylülere biz bunun karşısında tırmıkçı derdik, para öderdik teşkilat olarak. Ve insan hareketi azalırdı, yangın çıkmasını önlerdik. Şimdi başka bir şey oluyor. Bakın yol kenarını yangını önleyeceğim diye ağaçlar kesiliyor ama enkazı yol kenarında bırakılıyor. Yangın çıkıyor. Tamamen ben ürün alayım da gerisi ne olursa olsun. Ormanları kurtarmak için ağaç keserek ormanı kurtaramazsın. Ağaçlandırarak kurtarabiliriz. Ama doğru politikalarla kurtarabiliriz. Buradaki evet. bakış değişmelidir. Yani sermaye adına değil, bu ülkenin geleceği adına, hepimizin yaşamsal geleceği adına önlem alınması gerekir. Sayın Durmuş, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Evet, yaz aylarının gelmesiyle beraber Türkiye'de ortaya çıkan orman yangınlarına ve orman yangınlarının çözümlerine ilişkin Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş'la konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.